Ortak Gelecek'ten merhaba. Ortak Gelecek'imizde özellikle enerji faturamıza dikkat çekeceğiz. Bu sabah itibariyle enerji faturamız dediğimizde cari açığa ne kadar etkisinin olduğunu biliyoruz. Peki nasıl aşağı çekilebilir? İşte bu noktada alternatif enerji kaynaklarından, yenilebilir enerji kaynaklarından rüzgarın gücü karşımıza çıkıyor. Rüzgarın gücü elektrik faturasını ne kadar hafifletebilir? İşte bu konuyu konuşacağız. Bunun için de Ankara stüdyomuzda değerli konuğum Mustafa Serdar Ataseven TÜREP, yani Türkiye Rüzgar Enerji Birliği Başkanı. Mustafa Bey merhaba. NTV'ye Ortak Geleceğe hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Son derece önemli bir başlık. Cari açığı biz hep konuşuyoruz. Enerji faturamızı konuşuyoruz. Enerjide ithalat bağımlılığını konuşuyoruz. Bu noktada da rüzgarımız dikkat çekiyor ve Türkiye'nin her yıl enerji ihtiyacının %6'larda artacağını da biliyoruz. Rüzgarın gücü bu anlamda doğrudan elektrik faturalarımıza ne kadar iyi gelebilir? Şimdi şöyle, Türkiye bugün baktığınızda yaklaşık 2700 megawatt kurulu güç olduğunu görüyorsunuz. Bu kurulu güç de elektrik tüketimimizin yaklaşık 3 ila 4'ünü karşılıyor. Türkiye'nin elektrik tüketiminin %4'ü elbette bu rüzgar enerjisinden sağlanan kısım yeterli değil. Ülkemizdeki rüzgar potansiyeli bunun çok çok üstünde. Ama sadece 2012 sonu itibariyle baktığınızda dahi yaklaşık 600 milyon dolarlık rüzgardan elde ettiğimiz elektrikten dolayı yurt dışına ücret ödememiş oluyoruz. Bunun faturalarımıza yansıması ise Türkiye'deki rüzgar sektörü geliştikçe, rüzgar santrallerinin sayıları arttıkça ve rüzgardaki payımız arttıkça elbette direkt olarak bunlar faturalarımıza da yansıyacak. Çünkü elektrik fiyatı aşağı çekilecek. Nasıl aşağı çekilecek? Biliyorsunuz rüzgar doğal bir kaynak. Doğal bir kaynak olduğu için de sadece bir yatırım maliyetinden sonra kaynağa para ödemiyorsunuz. Yani diğer konvansiyonel üretim tesislerindeki gibi kaynağa ücret ödemediğiniz için de yatırım kendini amorti ettikten sonra geriye kalan üretim tamamen işletme ve bakım haricindeki üretim size kalıyor. Bu da yerli ve yenilenebilir kaynak olduğu için de ülkemizdeki rüzgar potansiyelinden elde edilen elektrik sonucunda faturalarımızı aşağı çekmek mümkün olabilecektir diye düşünüyoruz. Evet. Doğrudan faturaya iyi gelebilecek, Güngör Uras'ın tabiriyle Ayşe teyzenin faturasına iyi gelebilecek. Aslında izninizle bir rüzgarın gücünün etkisine bir bakalım öncelikli olarak. Rüzgarın gücü Türkiye için önemli enerji kaynaklarından biri. Yenilebilir ve çevreci olması en önemli özellikleri. Türkiye rüzgar enerjisi alanında hızla büyüyor. Türkiye'nin elektrik talebinin 2023 yılına kadar yılda %6 artması bekleniyor. Bu talebin önemli bir kısmının da yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanması hedefleniyor. Bu kaynaklar arasında rüzgar enerjisi önemli yer tutuyor. Rüzgar enerjisinin en büyük önemi bedava olması. Yakıta para vermiyorsunuz. O havada geçen yakıtı bir şekilde kullanıp onu enerjiye çevirme imkanı oluyor. Türkiye'de de ülkemiz büyüdükçe, ekonomimiz büyüdükçe enerji ihtiyacı artıyor. Türkiye dünyada en hızlı enerji tüketimi artan ülkelerden bir tanesi. 2002 yılında neredeyse yok denecek kadar az olan rüzgar santrallerinin sayısı hızla artıyor. Bugün Türkiye'nin kurulu gücü içinde rüzgarın payı %4,5 seviyesinde. Yakın zamana kadar bu rakam 10.000'de birlerle ifade ediliyordu. Türkiye, Avrupa'da rüzgar potansiyeli en yüksek olan ülkelerden. Türkiye'nin 2023 yılında 20 bin megawattlık rüzgar türbünü kurulu gücü gibi bir hedefi var. Bugün 2700-2800 megawattlar civarındayız. İyi bir durumdayız ama son 4 senedir yılda 500 megawatt bir kurulum ilave ediliyor Türkiye'de. Onun için 20 bin megawatta gelmek için önümüzdeki 10 senede bunu 3'e katlamamız lazım. Yılda 500 megawatt değil de 1500 megawatt, 2000 megawatt üretmemiz lazım. Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güç içindeki payının %30'lara varması hedefleniyor.
toplam enerjimizin %30'unun yenilenebilir kaynaklardan sağlanması hedefleniyor. Bunun için de 20 bin megawattlık bir kurulu gücü rüzgara ayırmış durumdayız. Avrupa'dan örnek verecek olursak 2011'den 2012 yılına geçerken Almanya bir yılda 2500 megawatt gibi bir kurulu güç artışı yaptı sadece rüzgarda. Yatırımcıların eleştirisi ise rüzgar santrali kurulurken yaşanılan bürokrasiye. Bir rüzgar yatırımında müracaattan devreye almaya kadar geçen süre içinde en büyük payı bu lisanslama ve izinler alıyor. Ortalama büyüklükteki bir santral aşağı yukarı bir yıl içinde devreye alınabiliyor. Ama onun öncesindeki bu izin ve lisanslama süreci oldukça uzun ve önemli bir yer teşkil ediyor. Haberimizde etraflı bir şekilde rüzgarın gücünün etkilerini hissettik ve şimdi değerli konuğumuza tekrar merhaba demek istiyorum. TÜREP Başkanı Sayın Mustafa Serdar Ataseven yeniden merhaba. Evet, son derece önemli tespitler vardı aslında bu noktada. En önemli özelliği gücünün bedava olması gibi de bir çarpıcı başlık vardı. Bu nokta itibariyle bir başka başlıkta bürokratik engellerdi. Rüzgarın gücünü daha fazla nasıl hissedebiliriz elektrik üretiminde? Evet, sayın röportaj yaptığınız konuşmacılar da ifade ettiler. Aslında Türkiye'deki en büyük sıkıntı o. Baktığınızda lisanslama sürecinde yaklaşık 11 bin megawattlık bir rüzgar bağlantı kapasitesi mümkün. Bunun da 9500 megawattı lisanslandı. Ancak yatırımcıların tamamı şu anda inşaat süreciyle boğuşmaktalar tabiri caizse. Yani Türkiye'de maalesef inşaat süreci çok uzun süreler alabiliyor ve prosedür çok fazla. Diğer taraftan baktığınızda da rüzgar potansiyelimiz ülkemizde oldukça iyi. Avrupa ile karşılaştırdığınızda %25, %30 daha fazla rüzgar potansiyeli var. Bizim ne yapmamız lazım? Son 4 yılda ortalama 500 megawatt rüzgar santrali devreye aldık. Ama 2023 hedeflerimiz 20 bin megawatt ise bugünden bu hedeflere ulaşılamayacağı bariz görünüyor. Bu tür projelerin inşaat süreçlerini hem süreçlerini hem de prosedürlerini kısaltacak yol ve yöntemler belirleyip bu projelerin bir an önce hayata geçirmesini sağlayacak şekilde düzenlemelerin hayata geçmesi lazım. Yani bugün 11 bin megawattlık rüzgar bağlantı kapasitesine karşılık ancak 2700 megawattlık rüzgar santralini devreye alabilmişiz. Yatırımcıların en büyük sıkıntısı da inşaat izindeki süreçler. Özellikle son 7-8 aydan beri Orman Bakanlığı'nda maalesef rüzgar yatırımcıları takılmış durumdalar. Bu süreçlerin bir an önce hızlandırılıp bu yatırımların hayata geçmesi neticesinde de bu faturalarımıza yansıyacak miktarlar elbette kaynağına para ödemediğimiz için, bedava olduğu için daha da aşağı gelecektir. Şimdi ne yapmak lazım? Ülkemizde rüzgar yatırımlarını artırabilmek için inşaatla ilgili izin süreçlerinin kısaltılması lazım dedik. Bunun yanında yeni müracaatlar da en son Kasım ayının ilk haftasında yayınlanan yönetmelikle, lisans yönetmeliğiyle ortadaki belirsizlik ortadan kalktı. Yani daha önce rüzgar müracaatlarının, yeni rüzgar müracaatlarının ne zaman alınacağı belli değildi. Bundan sonraki süreçte her yıl rüzgar müracaatları düzenli olarak alınacak. Geçmişe baktığınızda son 4 yılda da ortalama 500 megawattlık bir rüzgar santralini devreye aldığımıza göre Türkiye'de artık sürdürülebilir bir rüzgar sektörü var. Hem yerli yatırımcıların hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekecek sürdürülebilir bir rüzgar sektörü var. Ülkemizde çok ciddi rüzgar potansiyelimiz var. Avrupa'ya bakarak %25, %30 daha fazla rüzgar potansiyelimiz var. Yatırımcıların ilgisi var, bankaların ilgisi var. Türbün tedariğinde, rüzgar yatırımları için kullanacak türbünlerin tedariğinde herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi geriye ne kalıyor? Geriye bizim bu inşaatla ilgili süreçleri, inşaat izniyle ilgili süreçleri kısaltıp bu yatırımları bir an önce hayata geçirmek kalıyor. Ekonomiye baktığınızda ekonomi güçlü. Avrupa'ya göre baktığınızda Avrupa'daki rüzgar yatırımları karasal anlamda şu anda belli bir doygunluğa ulaşmış durumda. Oradaki hem türbin üreticileri, türbin tedarikçileri hem de yatırımcılar yeni pazarlar arayışı içindeler. Türkiye'de onlar için
çok iyi bir pazar. Çünkü ekonomik açıdan güçlü ve özellikle de Afrika ve Orta Doğu pazarına açılmak için de iyi bir kapı. Bugün baktığınızda Avrupa'da yaklaşık 100 bin megawattın üzerinde bir rüzgar santralinin işletmede olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan Asya'ya baktığınızda Çin domine ediyor. Çin ve Hindistan domine ediyor. Orada da aşağı yukarı 100 bin megawattlık bir rüzgar santrali mümkün. Amerika zaten tek başına 60 bin megawattta. Ülkelere indiğinizde bugün Almanya'nın 32 bin megawatt rüzgar kurulu gücünden bahsetmek mümkün. Evet. Şimdi Türkiye'ye döndüğümüzde bizim 2023 hedefimiz 20 bin megawatt. Bu gerçekten gerçekçi bir rüzgar hedefi ama bunun için daha hızlı, daha büyük adımlar atmamız gerekiyor. Bunun yolu da inşaat izin süreçlerini kısaltmamızdan ve farklı mekanizmalar, adeta rüzgarda kampanyalar yaratacak, rüzgar sektöründe kampanyalar yaratacak farklı mekanizmaları devreye sokmamız gerekiyor. Farklı düzenlemeleri hayata geçirmemiz de mümkün olabilecektir bunlar. Evet. Son 2 dakikamız içerisindeyken önemli 2 unsur var aslında. Bir keresinde ortak geleceğimiz adına, sürdürülebilirlik adına bankaların finansman konusunda nasıl sıcak baktı? Bir diğer başlıkta daha çevreci bir enerji kaynağı olması. Bu iki başlık için hızlıca ne dersiniz? Elbette bu çok önemli. Bankalar da özellikle yenilenebilir enerji kaynağı olduğu için rüzgarı destekliyorlar. Sizin de ifade ettiğiniz gibi rüzgarın aslında çevresel anlamda küresel ısınmayla ilgili mücadelede çok büyük bir argüman olması, aynı zamanda karbon emisyonunu azaltıcı yönde etkisinin olması nedeniyle çevresel bir enerji kaynağı. Bunun dışında da ülkeler açısından siyasi, politik ve stratejik önemi var. Bu nedir diye soracak olursanız da rüzgar enerjisi bağımsız bir enerji kaynağıdır. Bu anlamda da sizi başka bir ülkeye bağımlı olmaktan siyasi anlamda, politik anlamda ve stratejik anlamda da ayrı kılar. Bütün ülkelerin gelişimine baktığınızda, enerji sektöründeki gelişimlerine baktığınızda yenilenebilir ve yerli enerji kaynaklarına yöneliyorlar ki bu da Türkiye için iyi bir fırsat. Ülkemizde hem rüzgar enerjisi, hem güneş enerjisi, hem jeotermal enerji ve biyokütle enerjisi olmak üzere çok ciddi anlamda yenilenebilir enerji potansiyeli olan bir ülkeyiz. Bizim yapmamız gereken, bizim üzerimize düşen bunları iyi değerlendirip bir an önce yatırıma geçirip bu enerji kaynaklarımızı ekonomiye kazandırmamız lazım. Son derece önemli bir başlıkta. Çok teşekkür ediyorum. Ortak Gelecek programına katıldığınız için Mustafa Serdar Ataseven, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanım. Son derece önemliydi. Rüzgarın gücü dedik ve ortak geleceğimiz adına rüzgarın gücünün etkilerini sizlerle buluşturduk. Saatler 9.30'u gösterdiğinde.